Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Bakırköy ilçesinde sesleniyorum. Bildiğiniz üzere son aylarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı dava üstüne dava açılıyor. Ahmak davasından dolayı 2,5 yıl ceza almıştı ve siyaset yasağı gelmişti. Yerel mahkeme tarafından istinaf süreci devam ediyor. Kısa bir süre önce de 7 yıl önce Beylikdüzü'nde belediye başkanı iken yapmış olduğu bir ihaleden dolayı yine hakkında dava açıldı ve birçok davada yargılanıyor. Biz de seçmenlerimize sizce Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapılıyor mu, yapılmıyor mu soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyiyse Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapılıyor diyen var, yapılmıyor diyen var. Siz ne düşünün? Kesinlikle yapıldı. Haksızlık yapıldı. Kesinlikle yapıldı. Seçimlerin bile yenilenmesi çok çirkindi. Halen yine yapılıyor. Çok çirkindi. Aynen. Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bütün medya bunu her gün söylüyor yani. Yapılmıyor mu? Sizden de duyalım diye. Sorgulamayın beni. Ben seçimle gelmiş olan bir insana böyle bir haksızlık olmaz. Eyvallah. Peki Ekrem İmamoğlu bir haksızlığa uğruyor mu, uğramıyor mu efendim? Uğruyor. Hem de büyük haksızlığa. Büyük haksızlık. Olsun, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Herkes Eyvallah. Onun arkasında. Peki Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum. Peki Ekrem İmamoğlu haksızlığa uğruyor mu, uğramıyor mu efendim? Ekrem İmamoğlu'yu ben hiç sevmiyorum. Çünkü niye? Çalışmıyor. O ayrı bir şey. Haksızlık var mı yok mu? Sevmeyelim. Haksızlık var. Var. Ya ben Trabzonluyum ama vermiyorum. Yok yok, haksızlık yapmıyor mu? Ya bilmiyorum, yapmıyor. Kendi kendine yapıyor. Çocuklar. Ekrem İmamoğlu haksızlığa uğruyor diyenler var. Ne düşünüyorsunuz? Haksızlık var mı yok mu? Ekrem İmamoğlu tabii politik şeylere karambola geldi. Yani politik haksızlığa uğruyor o zaman. Millet Ekrem İmamoğlu haksızlığa uğruyor mu, uğramıyor mu efendim? Hem de nasıl? Nasıl? Dürüst olduğu için haksızlığa uğruyor. Dürüst olduğu için. Haksızlığa uğruyor. Uğruyor. Millet İttifakı'na Ekrem İmamoğlu haksızlığa uğruyor mu, uğramıyor mu efendim? Haksızlığa, bilmiyorum. Kasver haksızlığı oldu ki. Bu, tabii onu görüyorsunuz. Tamam. Bunu Millet İttifakı'na... Ben görerek öyle kılavuz göstermez. Eyvallah. Evet. Efendim Ekrem İmamoğlu haksızlığa uğruyor diyen var, uğramıyor diyen var. Uğruyor. Uğruyor. Kesinlikle uğruyor. Doğru. Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapılıyor mu, yapılmıyor mu efendim? Of. Allah'tan korkan yapmaz. Allah diyor ki hem bana inanıyorsunuz hem de benden korkmuyorsunuz ki. Birbirinizden korktuğunuz kadar benden korkmuyorsunuz ki diyor. Öyle bir hale geldi ki insanlar birinden korkuyor. Ve onun o çevresi de ondan korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korkmam. Ayet okudum. Ayet. Yok öyle. O zaman İmam olana haksızlık had safhada diyorsun. Ya ne diyorsun ya? Yazık oldu, günah. İlk sefer yenileme. Ya günah ya. 2,5 yıl ceza. Ya Allah'ını seversen yani, bu ne demek? Ya öf be, öf be. Test eper mi? Ne düşünüyorsunuz? Efendim? Bu ya haksız cezalar test eper mi? Test eper mi? Tabii ya. Allah'ın bir kanunu var. Ben ona inanıyorum. Ne yaptın? Bir ayetinde diyor ki ne? Merhamet ediniz ki merhamet göresiniz. Dikkat, evet. Adaletten bahsediyor. Evet. Bu adaleti anlatıyor. Merhamet etmeyene. Evet, şanıma andolsun ki hiçbirinizin emeği boşa gitmeyecektir. Neye emek verdiyseniz onun karşılığını mutlaka göreceksiniz. Sabrım vardır, beklerim. Acelesi olan sizlersiniz diyor. Kendiniz için bir şeyler yapın. Acelesi sizlersiniz. Anladım. Doğru. Yani ben öyle tantana tuntana konuşmuyorum. Ayetlerle konuşuyorum. Bitti. Seni sana bıraktım. Kendin için karar ver diyor ya. Ummadığınız yerden sizi sarıp sarmalarız. Siz bunu bilin. Ayet bunlar. Anladın? Şimdi ne yaptığına bir karar ver. Ya şöyle söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapılıyor mu? Onu tam olarak bilmiyorum ama şimdi Ekrem İmamoğlu Marmara'ya İşte öncelik tanıdı, Marmaray'ı sundu bize. Ama dediğim gibi şu an Marmaray 21 değil, o hükümeti. Yani dediğim gibi hani İmamoğlu, İmamoğlu'na bence saygısızlık yapılıyor. Adam zaten geldi, büyük vaatlerle geldi. Hani İmamoğlu'na haksızlık yapılıyor diyenler var, yapılmıyor diyen var. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok yapılıyor, çok yapılıyor. Zaten seçimde yapıldı. İkinci seçimde 800 bin fark atıldı. 806 bin. Evet, bu millet bunu unutmaz. Unutmaz bunu. Haksızlık o kadar o. Milletimiz akıllıdır. Ekrem İmamoğlu haksızlığa uğruyor mu, uğramıyor mu efendim? Ya boş dolanıyor. Boş adam. Haksızlık yok. Haksızlık yok, boş adam. Var diyor, başka bir şey yok. 5 milyon insan oy vermiş. Şöyle bir şey diyeceğim. 5 milyon insan oy vermiş. Boş demek haksızlık değil mi? Şöyle bir şey diyeceğim. O Tayyip Erdoğan'ın yaptığı yerlere açılış yapıyor.
O daha bir çivi çakmadı şu anda. Tayyip Erdoğan'a Nurettin Sözen'in yaptığını yapar. Devlette süreklilik esastır beyefendi. Yalnız tek yani bir şey diyeceğim, ayrılacağım. CHP için, Kılıçdaroğlu için bir şey söyleyeceğim. Onun 50 gram beyni var, onu kendine saklasın. Onu da kaybetmesin. Biraz hakaret olmuyor mu? Olmuyor. 50 gram beyni var. Katarlara satarlar. Onu sağla, onu müdafaa etmeye çalış. 50 gram beyni var onun. Sakın onu da kaybedersen bitersin. O şimdi, milletin beynini ölçmek bize mi kalmış? Kişi, evet. 5 kişi yanına da aldı ki ihtar olur. Ama yine olacak. İmamoğlu'na haksızlık var mı yok mu efendim? Tabii ki var. Ya yapılıyor tabii ki. Hak yok, hukuk yok, adalet yok. Eğitimi sıfırladılar. Yani geçim. Vallahi billahi tillahi 4 ay. Konuştun işi. Birisini eleştirdim. Özgürlük var diyorlar. 4 ay F tipinde ben yattım. Silivri 9 nolu F tipinde tam 4 ay yattım. Özgürlük yok mu? Burada E-Devletimi açayım göstereyim. Özgürlük nerede var? Konuşamıyoruz işte, düşüncelerimizi ifade edemiyoruz. Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapılıyor mu yapılmıyor mu efendim? Mutlaka haksızlık yapılıyor. Halk seçmiş onu. Halkın elinden bunu almamak lazım. Halk seçtiğini halk. Tabii. Peki, Ekrem İmamoğlu haksıza uğruyor diyen var, uğramıyor diyen var. Siz ne düşünüyorsunuz? Haksızlar mı bu? Bence yok. Yok. Millet haksıza uğramak için çaba sarf ediyor diyelim. Yok. Yani uğradığını seçim iptal edin dedi efendim. Seçim o çok geçmişte kalan bir konu. Sonraki mesela ahmak sözüne 2,5 yıl bana hapis verin o mu dedi? Oradan yaptıklarına bakmak lazım. Ben o geçti. 2,5 yıl hapis yedi. Seçimde ahmak dediği için. Yani yargı konusunda herhangi bir şey söyleyeyim ama sonrasında yaptıklarını İstanbul'da yaşayan biri olarak söylüyorum. Ne mesela? Ondan sonra ilginç ne var? İlginç derken hiçbir şey olmaması sizce bu bir mesela hiçbir şey olmama derken? Belediye başkanı seçilirken birçok şey vaat etti. Hadi vaat ettiklerini bırakın, ona oy veren kesim birçok şey bekledi. Beklentileri vardı. Benim beklentilerimi karşıladım mesela. Süt vereceğimi veriyor ilk fakirlere. O süt zaten yıllardır veriliyor. Onun yaptığı bir şey değil ki. Mesela ne yapmadı mesela? Ne var? Hemen söyleyeyim. Şimdi kafanızı kaldırın. Şuradaki metro istasyonu. Seçildiği gün neyi devam ediyor? Bitmiş şey açıp bitirmedi de. 10 anda 10 metre devam ediyor diyor kendisi. Allah aşkına yapmayın, gözümü seveyim ya. Ben neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Şu kenardaki brandalar bile hala onun seçildiği zaman kurulan brandalar etraftan kaldırılmadı. Bakırköy'de aktifim. İstanbul genelinden de bahsedelim. Akpil'dir, bilmem odur budur. En son yapılan zam, hani önceden döviz dedi, o dedi, benzin dedi, bu dedi. Kaç aydır benzine zam yok. Niye zam yaptı tekrar? Asgari ücrete %50 zam geldi. Asgari ücrete zam geldi diye bizim cebimizden almak zorunda mı o da? Ne yapacağım? Hükümet yapsın. Olur mu canım sizde? Allah, bundan öncekiler niye yapmıyordu? O zaman öyle diyelim. O zaman petrol 5 liraydı. Ben sordum. Petrol 5 liraydı ben aldığım zaman. Şu anda 23 lira. Tamam. 25 lira. Ne alakası var? O zaman arabalar az yıkıyordu. Şimdi daha mı çok yakıyor? Efendim özür dilerim. Benim amacım öğrenmek istiyorum. Şimdi 31 Aralık'ta 100 lira olan bir şey devlet %122 artırdı. 222 lira yaptı. Tamam, bunun bundan şikayetçiyiz zaten. Buna bir şey demiyoruz. Ama bir kesimi yererken bir kesimi övmek değil benim niyetim. Şimdi bunu şimdi mesela ben size şunu söyleyeyim. Ben Fatih Koca Mustafa Paşa'da oturuyorum. Hiçbir vatandaş normalde bu ülkede yabancı istemiyor. Diyor ki ben Arap istemiyorum. Yabancı gelmesin diyor. Ama kiralık ilanlarına baktığınız zaman hepsi yabancıya uygundur diyor. Yabancılara veriliyor. Buna ne diyoruz peki? Hani her şeyi devletten bekliyoruz ya mesela. Biz insan olarak niye buna bir katkıda bulunmuyoruz mesela? Ben evimi vermezsem, siz işinizi vermezseniz bunlar burada... Devlet onlara açıkla getirmeselerdi vermezdi. Sonuçta her ülkede, amenna hiçbir şey demiyorum. Evet doğru, getirmemeliydi. Evet. Ama oldu ki getirdi. Buna neden biz vatandaş olarak bir tepki göstermiyoruz? Tepkimizi böyle göstermiyoruz. Konfeksiyonlarda çalışan işçileri çıkartıyoruz, onları alıyoruz. Evde oturan kiracılarımızı çıkartıyoruz. 5000 lira almak yerine 10000 liradan veriyoruz. Bir yıllık peşin alıyoruz. Nereye varmak istiyorsunuz? Bunlara oturuyoruz. Siz soruyorsunuz, ben söylüyorum. Kimi suçluyorsun lan buradan? Ben genel... ben bir suçlama yap... Ekrem İmamoğlu haksızlığa uğruyor mu, uğramıyor mu efendim? Evet. Uğruyor mu? Bunda da hukuk konuşması oluyor. İkametimiz hangi ilçe, burada mı oturuyorsunuz? Bakırköy'de. Ekrem İmamoğlu haksızlığa uğruyor mu, uğramıyor mu efendim? Ben burada değildim. Yurt dışındaydım. Onun için bilgim yok. Peki ya. Efendim Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Kimisi işte seçim iptal oldu, ceza aldı, haksızlık var diyor. Kimisi vallahi yok. Herkes yaptığını çekecek. Yapmadığını çekiyorsa... Tabii seçim ki mesela seçim iptal oldu. Ne yaptı ki seçim iptal oldu? İlk birinci seçim. Hak etmiş miydi o? Birinci seçim iptal oldu.
Şimdi ahmak sözü var mesela, 2,5 yıl ceza çıktı. Yani. Öbür tarafta sürtük denildi, bir şey çıkmadı. O ahmak sözünün cezası bir şekilde verilmesi lazım. Daha ağır laflar kullanıldı bu ülkede. Biliyorum mesela, ya. Şey. Valiye it dedi. Sonra da basit dedim dedi. Tamam. Kıvırıyor böyle. Peki efendim, Sayın Cumhurbaşkanı grup konuşmasında dedi ki geziye katılan kadınlar sürtük, erkekler çürük. Bu daha mı hafif? Yani o da yakışıksız yani. Eyvallah. Yanlışsa yanlış. Ekrem İmamoğlu'na karşı bir haksızlık var mıdır yok mudur efendim? Ne düşünüyorsunuz? Yani ben olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Evet. Aslında. Ekrem İmamoğlu haksızlığa uğruyor mu uğramıyor mu efendim? Ya uğruyor. Yani şimdi ne olursa olsun bir cümle için bir insanı yakmaya gerek yok. Yani bu kadar niye yapıyorsun ki? Yapılmaması lazım. Ha, bir para cezası verilebilir. Ha, hakaret mi etti? Bundan önce de bir daha önce bir olay olmuştu. Hani orada da bir para cezası verildi. Zaten herkes sinirli. Herkes birbirine hakaret etmeye yer arıyor. Şimdi orada sinirle veyahut da bir şeyle söylenme Ekrem İmamoğlu haksızlığa uğruyor mu uğramıyor mu efendim? Uğruyor. Bir tabii. Oradan İmamoğlu haksızlığa uğruyor mu uğramıyor mu efendim? Şimdi İmamoğlu haksızlığa tabii ki uğruyor ama İmamoğlu da benim için ne yapıyor? Ben açık konuşayım. Şu anda kimsenin bir şey yaptığını görmüyorum. Ben şurada CHP'nin de şu Bakırköy için bir şey yaptığını yine görmüyorum. Öncelikle şu çöplerimizi temizlesinler. Burası dünya şehri. Tamam mı kardeşim? Ben bir taraftan bakmıyorum olaya. Ben tüm geniş bakıyorum. Ben parti tutmuyorum. Ben işte bir futbol takımı da tutmuyorum. İmkan olsaydı 5 sene önce dönmek ister miyiz ekonomik olarak? Tabii ki 20 yıl öncesine dönmek isterdim. Ben çok mutluydum, huzurluydum. Şimdi benim ne mutluluğum kaldı ne huzurum kaldı. Biraz önce çok farklı bir şey. Eskiden bir kişi çalışıp 10 kişiye bakıyordu. Aynen. Şimdi 10 kişi bir kişiye bakmıyor. Bakamıyorum. Bak şimdi şu manşet bu. Gerçekten 10 kişi ben kendime bakamıyorum. Bak. Sözcü manşet ama bizim. Nasıl bakamıyorum kardeşim? Bak şimdi buzdolabı almaya gittim. En düşük, en böyle bakmadığım buzdolabı 10 bin liradan başlıyor. Nasıl alıp evime koyacağım? Bir de işi nasıl dolduracağım? Bu işini hiç dolduramıyorsun zaten. O 50 milyondan başlıyor. Nereye gitsen bir tane ürün alıyorsun 50 lira. Bir tane eşofman sordum 500 lira. Ya böyle bir sistem olamaz yani. Olamaz. Bundan kim geriye çevirirse o da göreceğiz. Bir ekonomi bilir. Nereye varacak? Ne görüyorsun? Ben ne görüyorum biliyor musun? Ben artık daha da kötüye gideceğini görüyorum. Çünkü kaos yaratılacak. Ben öyle görüyorum. Yabancılarla alakalı sorunlarımız çoğalacak. Onu görüyorum. Çünkü yabancıların artık bizi... Çok zam gelecek mi her şeye? Ya gelecek mi değil. Her gün zam geliyor zaten. Ekrem İmamoğlu'na haksızlık var mı yok mu efendim? Elbette var. Elbette var. Bu gözünün görmesine gerek yok. Duyduklarınla bile bir kör bile bunun anlar siyasi bir ayak oyunu olduğunu. Ha en başından elini arkana bağladın yürüdün diye şey bilmem nereye gittin diye mahkeme. O tutmadı bu tutmadı bir yerden yakalamaya çalışıyorlar yani. Yani neredeyse şey diyecekler gözünün üstünde kaşın var senin diyecekler. Geçim olsa kime oy vereceğiz? CHP'ye oy vereceğim. Başka kime verebilirim ki? Bilmem. Bu bir. Adaletin mülkün temeli nedir? Adalettir. Adalettir. Adalet olmadığı için mülkün temeli olmaz. Çünkü adalet olacak ki mülkün temeli olsun. Önce adalet. Anladın mı? Önce adalet. Adalet devletin dini adalet. Bu ülkede adalet olmadığı müddetçe hiçbir şey olmaz. Ha, her şeyin başı adalet. Anladın mı? Adalet, adalet, adalet. Adalet yok bu ülkede. Haklı haksızlığa düşüyor. Bu ülkede haklı insan haksızlığa düşüyor. Hakime gidiysen sen haksız çıkartıyor. Yerden gölgüt haklısın ama haksız çıkartıyor. Benim savunacak hiçbir yerim yok vatandaş olarak. Türk vatandaşı olarak. Tece Cumhuriyeti'nin hüviyetini taşıyan bir kişiyim. Bu ülkeye askerlik yapmışım. Amcalarım şehit düşmüş Çanakkale'de. Bak biz burada duruyorsak Atatürk'ün sayesinde ayakta duruyoruz. Sen de ben de. İkimiz Atatürk'ün sayesinde ayakta duruyoruz. Her ikimiz de ayakta duruyoruz. Şu bak... O olmasaydı bizim hiçbir bu ülkede hiçbir yerimiz yok. Ekrem İmamoğlu'na karşı bir haksızlık var mı yok mu efendim? Çok haksızlık var. Her şey haksız işte adalet işte orada bak yok adalet yoktur işte orada haksızlıklar doğuyor. Anladın mı? Çünkü adam hakkıyla belediye başkanlığını kazandı. İptal ettiler. Tekrar efendime söyleyeyim seçime soktular. Ne oldu? Al sana dedi. Boğat'a oydaydı. Boğat AK Parti dedi. Anladın mı? Şimdilik de bunu düşürtmeye çalışıyorlar. Bunu efendime söyleyeyim. Nereden kuyruğunu nereden yakalarız, ne yaparız, nasıl iftira atarız, nasıl indiririz bunu aşağı diyerek düşünüyorlar. İşe yarayacak mı? Evet. İftira işe yarayacak mı? Tabii ki.
İş onların işine yarıyor. Onların işine bizim işimize yaramıyor. Vatandaş olmaktan vatandaşın işine yaramıyor. O partinin işine yarıyor. Çünkü gender başta durması için işlerde yarıyor. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.